Zaman M.Ö. 4. yüzyıl. Yer Danimarka'nın Jutland Yarımadası. Demir çağının karanlığında bir adam yaşam mücadelesi veriyor. Adı bilinmiyor. Hikayesi karanlıkta kalmış. Fakat kaderi onu ölümsüzlükle buluşturacak. ...1950 yılıydı. Danimarka'nın Jutland Yarımadası'nda bir turba bataklığında ürkütücü bir keşif gerçekleşti. Köylüler kazma vurduklarında ortaya çıkan bedenin yakın zamanda öldürülmüş bir cinayet kurbanı olduğuna inandılar. Haber hızla yayıldı ve bölgeyi merak ve korku sardı. İlk bakışta yakın zamanda öldürülmüş bir cinayet kurbanı olduğu düşünülen bu gizemli adam, arkeoloji dünyasını heyecanlandıracaktı. Tartışmalar alevlendikçe yerel polis olay yerine çağrıldı. Polis de cesedin ne kadar eski olduğunu anlayamadı ve kafası karışmış bir halde ne yapacağını bilemedi. Tam o sırada Peter Wilhelm Globb adında bir bilim adamı olayı duydu ve keşfi incelemek için bölgeye geldi. Globb bataklıktan çıkan bedeni dikkatlice inceledi. Köylülerin ve polisin yanıldığını fark etti. Bu yakın zamanda öldürülmüş bir adam değil, yüzyıllardır korunmuş bir kalıntıydı. Globb'un bu keşfi bölgeyi saran gizemi daha da derinleştirdi. Bu gizemli adam arkeologlar tarafından Tolund adamı olarak adlandırılıyor. O demir çağından bize uzanan bir elçi. Giysileri, yiyecekleri, bedeni, her şey o dönemin insanların yaşamına dair ipuçları veriyor. Kalıntının ne kadar eski olduğunu ve kimin olabileceğini merak eden Globb, daha fazla araştırma yapmak için cesedi çıkarmaya karar verdi. Dikkatli bir çalışma ile beden bataklıktan çıkarıldı ve laboratuvara götürüldü. Bilim adamları bu gizemli adamın kim olduğunu ve nasıl öldüğünü öğrenmek için uzun ve titiz bir araştırmaya başladılar. Yapılan incelemeler sonucunda adamın boğazının kesilerek öldürüldüğü ve ölümünün M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendiği belirlendi. Tolund adamı olarak adlandırılan bu adam, demir çağından bize uzanan bir elçi gibiydi. Kimliği ve ölümünün ardındaki gizem hala çözülmeyi bekliyordu. Tolund adamının boğazı kesilmiş. Ölümü bir cinayetin mi yoksa kurban ritüelinin mi sonucu? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Fakat bu gizemli adam bize geçmişin sesini fısıldıyor. Tolund adamı olarak adlandırılan bu gizemli adam bize demir çağı hakkında paha biçilemez bilgiler verdi. Bedeni ve yanındaki eşyalar o dönemki insanların yaşam tarzı, inançları ve ritüelleri hakkında önemli ipuçları sundu. Tolund adamı sadece bir ceset değil, aynı zamanda geçmişe açılan bir pencere haline geldi. Tolund adamı Danimarka'nın Silkeborg Müzesi'nde sergileniyor. Her yıl binlerce ziyaretçi bu olağanüstü buluntuyu görmeye geliyor. O sadece bir ceset değil, aynı zamanda bir tarih penceresi. Demir çağının karanlığına bir ışık tutuyor. Zaman tünelimiz bizi M.Ö. 4. yüzyıla Danimarka'nın Jutland Yarımadası'na götürüyor. Demir çağının sisli atmosferinde Tolund adamı olarak bilinen bir adamın izlerini takip ediyoruz. Kimliği bilinmeyen bu adamın hikayesi bedeniyle birlikte günümüze ulaşmış. 1950 yılında turba bataklığında keşfedilen Tolund adamı doğal mumyalama sayesinde adeta zamana meydan okumuş. Bilimsel incelemeler Tolund adamının M.Ö. 405 ile M.Ö. 380 yılları arasında yaşadığını ve öldüğünde 30 ila 40 yaşları arasında olduğunu gösteriyor. 168 santim boyunda ve koyu renk kıvırcık saçlara sahip olan Tolund adamının sakalı ve bıyığı da vardı. Trajik bir şekilde boğazının kesilmesiyle öldürüldüğü belirlendi. Midesinde bulunan yulaf lapası ve bal kalıntıları son yemeği hakkında bize ipuçları veriyor. Yanında bulunan deri kemer ve ip
kenevir kumaşından şapka ve pelerin ise o dönemki yaşam tarzına dair önemli bilgiler sunuyor. Tolunt adamı, Roma'nın gölgesi Avrupa'ya düşmeden önce demir çağının tozlu atmosferinde yaşıyordu. M.Ö. 4. yüzyıl, Jutland Yarımadası'nda yaşamın kök saldığı bir dönemdi. Köyler ve çiftlikler bereketli topraklarda yükseliyor, tarlalar tahıllarla doluyor, hayvanlar meralarda otluyordu. Tolunt adamının yaşadığı bu topluluk sadece tarımla uğraşmıyordu. Yerel bataklıklarda tanrılara ve öbür dünyaya sunulan gizemli ritüeller de hayatlarının önemli bir parçasını oluşturuyordu. Yiyecek, silah ve hatta insan bedenleri bu bataklıklarda tanrılara adak olarak sunuluyordu. Günümüz araştırmacıları bu bataklıkların kutsal alanlar olduğuna inanıyor. Belki de tanrılarla iletişim kurmak, belki de öbür dünyayla bağlantı kurmak için bu gizemli ritüeller gerçekleştiriliyordu. Fakat Jutland'ın sessiz sakinleri geride hiçbir yazı bırakmadığından bu ritüellerin ardındaki gerçek motivasyon hala bir muamma. Tolund adamının hikayesi bize geçmişin gizemli kapılarını aralıyor. Demir çağı insanlarının inançlarını, ritüellerini ve yaşam tarzlarını anlamamıza yardımcı oluyor. Belki de bir gün bu gizemli adamın sessizliği bozulacak ve bize o dönem hakkında daha fazla bilgi verecek. Tolunt adamı sadece bir ceset değil, aynı zamanda demir çağının gizemli bir penceresi, giysileri, yiyecekleri ve bedeni o dönemin insanların yaşamına dair paha biçilmez bilgiler sunuyor. Kimliği ve ölümünün ardındaki gizem hala çözülmeyi bekliyor. Tolunt adamının hikayesi bize geçmişin karanlığında kalan sesleri duymanın ve insanlığın ortak mirasını korumak için çaba göstermenin önemini hatırlatıyor. Tolunt adamını Danimarka'nın Silkeborg Müzesi'nde ziyaret ederek bu gizemli adamla yüz yüze gelebilir ve demir çağının ruhuna dokunabilirsiniz.